parasızlık, işsizlik, yoksulluk. Bütün bu hırsızlıklar ya da başka olayların kökeninde bu yatıyor. Zilime basıldığı zaman en azından bir merceğe bakmadan, hani kim o demeden kapıyı açmamaya dikkat ediyorum. Bence bu olayın en büyük sebebi Suriyelilerin çoğalması. Kayseri'de son zamanlarda hırsızlık olaylarında artış meydana geldi. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu artışın nedenlerini ve kendilerini nasıl koruduklarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Yoksulluktan, adamın cebinde parası yok, adam ne yapıyor? Artı bir de uyuşturucu bağımlısı çok Kayseri'de. Yani farklı mahallelerde yani satanlar çok. Ondan dolayı adam ne yapıyor mesela? Bulamıyor para, edemiyor. O maddenin yüzüne mesela adam hırsızlık yapıyor. Ben ne söyleyeyim? Bu adam da mesela şeyde oturuyor. Bak bir dakika. Madde olanlar tersoy kalıyor şimdi, tamam mı? Malzeme alamıyorlar. Elektrik kablolarını, bahırları, her şeyi çalıyorlar baba. Ne buldular? Adamlar tersoy kalıyor, para yok. Oğlum bunu çalıyorlar, yapacak bir şey yok. Ya değişik insanlar, uyuşturucu ya. Uyuşturucu kötü bir şey. Aynen. Yoksulluk da var bunun içinde tabii, yoksul olanlar ya da var. Ya oradan satıyor adam. Ya biz çok gördük mesela, biz çevreni çok gördük mesela. Adam parası yok, madde bağımlısı, içiyor. Ne yapıyor? Eve giriyor. Geçen bizim evimde benim motorumu çaldılar. Benim arabamın parçalarını çaldılar. Gerçekten yani bu olaylar, ya gittim polise şikayet ettik. Motorumuz bulundu. Motorum gitti, haline bak bir tane. İskelet kalmış bir tane, iskelet. Kayseri'de hırsızlık vakalarının bence artmasının en büyük sebebi Kayseri aşırı bir göç aldı. Çok değişik insanlar geldi. Suriyeliler olsun, başka memleketten olsun. Eskiden bu kadar yoktu. Şimdi korkuyoruz. Yani evden ayrılmaya korkuyoruz. Çünkü kapıya geliyorlar. Zaten gündüzleri dilenciden kapıda duramıyoruz. Günde 10 kere 15 kere dilenci kapıya geliyor. Bunlardan korkuyoruz. Eşimizi tek başına bırakamıyoruz. Yani eşime ben diyorum ki tek başına olduğu zaman kapıyı açma diyorum. O duruma geldik. İnsanlar birbirine güvenmiyor. Bence bu olayın en büyük sebebi Suriyelilerin çoğalması. Kayseri'nin aşırı göç almasından dolayı. İnsanlar zaten aynı binada birbirini tanımıyor bile. Kapıma gelen bir insanı ben yan komşum bilmiyor bile. Eskiden biz komşularımıza güvenirdik. Komşuluk vardı. Yabancı biri geldiği zaman komşun hemen arardı, sorardı. Şimdi o yok. Yani kapıda adam ölürse kimse çıkmıyor. Bu yüzden hırsızlık çok kolay oldu. Eskisi gibi değil. Yani mahalle kültürü, bina kültürü kalmadığı için. Rahatça gelip soyabiliyor. Kimse de sormuyor. Sen necisin diye bile demiyorlar. Şimdi oğlum ben 45 senedir esnafım. Burada ufak tefek hırsızlık olayları başımdan geçti ama büyük olmadı, ona şükrediyorum. Hırsızlık da hiç bitmez. Esnaf gözünü açık tutacak ve dikkatli olacak. Bu durumları meydana getirmeyecek. Bir esnaf olarak sizin ne gibi önlemler aldınız mesela? Alarm taktırdık. Tezgahı içeri aldık, koruma kodurduk. Ondan sonra ne diyebilirim yani, dikkat ediyor. Şöyle ben 18 yıldır bu sektörde, kuyumculuk sektöründe devam ediyorum. 18 yıl boyunca Kayseri'de herhangi bir şekilde ben hırsızlık olayla hiçbir şekilde karşılaşmadım. Güvenliğimizi alıyoruz hırsızlıkla ilgili. Yani güvenlik kameralarımız var, alarm sistemlerimiz var ve ayrıca 7 gün 24 saat burada polis timlerimiz geziyor çarşıda. O yüzden dolayı yani birazcık daha biz güvenli ve temkinli iş yapmaya çalışıyoruz. Gelen müşterilerimize de tanımadığımız veyahut da farklı bir müşterilerimize çok fazla ürün sergilemiyoruz. Başında ekonomi yatıyor. Daha doğrusu ekonomisizlik, parasızlık, işsizlik, yoksulluk. Bütün bu hırsızlıklar ya da başka olayların kökeninde bu yatıyor. Ha, biz daha önce böyle miydik, değildik. Hırsızlık olaylarından, başka olaylar da var malumunuz yani, o toplumun kabul etmeyeceği ve hepsinin temelinde yatan da işsizlik ve yoksulluk ve açık söylüyorum bakın, parasızlık yani. İnsanlar geçim derdinde ve... Geçim derdi, geçinemiyor. Bugün bazıları da böyle sapıyor. Çıkmış, daha dün 30 liraya alırken torbasını, bugün 100 liraya geçmiş tonu. Yani 3 müşle bir artış var. Bu kışı bu millet nasıl geçirecek? İşte dolarmış, euroymuş, şöymüş, almış başını gitmiş. Zamanında dolar, euro hesabı yapmıyorduk biz. Türk paramız vardı cebimizde, malımızı satıyorduk pazarında, pusarında. Gidiyorduk, alacağımızı alıyorduk. Huzurumuz vardı.
huzur denen, güven denen, yarına güven denen hiçbir şey kalmadı. Yarın şunu yaparım da şöyle rahat ederim ya da şöyle geçimimi temin ederim, sağlarım düşüncesi kalktı ortadan. Acaba ne yapacağız? Hep insanın konu. Ne yapabiliriz? Korku, tedirginlik. Ya bir de bezginlik var, usangınlık. Yani neredeyse benim çocuğum bak üniversite mezunu, 2,5 senedir çevrem olduğu halde kimyager üniversite mezunu, iş bulamıyorum. Niye okuttum ben emekli maaşıyla kredi borcunu o çocuğumu? Gençlerin tamamı da öyle. Hatta %99'u Türkiye'den yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Bunun herhalde bir nedeni var. Vatanını sevmez mi? Cennet bir ülkedeyiz biz. Değerini biliyorsak bilmemiz gerekir. Ama bilecek hal bırakılmadı. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında ben Kayseri'de hırsızlık olayının hani İstanbul, Antalya, diğer şehirlere göre ben daha az olduğunu düşünüyordum. Çünkü biz Antalya'dan buraya geldik. Orada hakikaten fazla. Fakat hani ben burada olduğunu hani duyunca da şaşırdım. Yani burası daha böyle Anadolu şehri, bu tarz şeylerin az oldu. Çünkü insanlar birbirini gözetiyor diye biliyordum. Hani aç insan olmaz, yokluk olmaz burada. Hani demek ki burada da artık herkes nefis, hani can kendi canım demeye başlamış ki insanlar da hırsızlığa kadar artık gitmeye başlamışlar. Hani nasıl koruyorsunuz diyecek olursanız, daha önceki tecrübelerime dayanaraktan işte zilime basıldığı zaman en azından bir merceğe bakmadan, hani kim o demeden kapıyı açmamaya dikkat ediyorum. Evimde ziynet eşyası bulundurmamaya dikkat ediyorum. Biliyorum ki hem canım tehlikede hem evim tehlikede. Ya dışarı çıkarken ziynet eşyası takmamaya artık dikkat ediyorum, özen gösteriyorum. Bu şekilde yani. Peki yaşadığınız olaylarda mesela siz sanırım il dışından geldiniz buraya, Kayseri dışından geldiniz. Peki orada yaşadığınız tecrübeleri bize aktarır mısınız mesela, örnek verecek olursak? Yani şöyle söyleyeyim, orada içiciler daha çok fazla oluyor. Onlar da bu sefer ellerinde malzeme kalmayınca güpe gündüz dahi eve girebiliyorlar. Kapını zorlayabiliyorlar. Bunu bizzat biz yaşadık çünkü. Akşam 11 gibi falandı. Benim kapım birkaç çocuğum, benim 3 tane çocuğum var. İkisi yatmıştı. Diğeri ayaktaydı. Çocuk odasında ders çalışırken takır takır böyle kapı sesi duyduk. Çelik kapı. Çocuğum içeriden ittiriyor. O şahıs dışarıdan ittiriyor. Ki biz bunu sonra yakınlarımızdan öğrendik ki hani içiciler çoğalmış. Gece gündüz deniyorlarmış. Evlere dalıyorlarmış. Hani ne bulurlarsa götürüyorlarmış. O yasaklı maddeyi almak için. Yani bilmiyorum, orası daha tehlikeydi aslında. Ben Kayseri'yi çok daha güvenli olacağını düşünüyordum. Bunlar da duyunca şaşırdım, öyle söyleyeyim yani.